kadın elinin değdiği Gümüşhacıköy'ümüze sosyal belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla 10 yılda yaptığımız hizmetlerimizi hep birlikte izleyelim. İnsanlara, doğaya, tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışımızla çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda ilçemize park alanları yarattık. Şu anda da Cumhuriyet Parkı'ndayız. Daha arka tarafta kalan alanda Cumhuriyet Kafe yaptık. Ve çocukların alanlarını genişlettik. Oyun gruplarıyla çeşitli aktiviteler yapabileceği alanlar yarattık ve bir de kent meydanı çalışmamız var. Cumhuriyet Parkı ile kent meydanını bütünleştiriyoruz. Şehirler meydanlarıyla ünlüdür. Biz de Gümüşhacıköy'e yakışır bir meydan yapacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun diyorum. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yetiştirdiği doğal fasulyelerimiz. Lütfen alın, buyurun. Bakın tadına bakın. Hepsi doğaldır. Evet, bu fasulyelerimizin satışı, meyvelerimizin el emeği, göz nuru, bahçelerinde yetiştirdikleri hanımlarımızın satış için biz de ilçemize 5000 metrekare bir alanda pazar kazandırdık. İlçemize hayırlı olsun. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Şu anda ilçemize kazandırdığımız yeni belediyemiz hizmet binasındayız. Modern ve kurumsal kimliğine kavuşmuş bir belediye hizmet binası kazandırdık. Birimlerimizdeki bulunan personellerimizle birlikte hemşehrilerimize en iyi hizmetleri sunmaya devam edecek. Biliyorsunuz belediyecilik doğumdan ölüme kadar hizmetler sunuyor. Biz de hemşehrilerimize hep birlikte personelimizle birlikte onlara yakışır şekilde hizmetlerin en iyisini sunmaya devam edeceğiz.
Belediyemiz gasilhanesindeyiz. Hemşehrilerimize son görevi yapmak üzere ilçemize bir gasilhane binası inşa ettik. Belediyemiz ve TOKİ İdaresi arasında yapılan anlaşmaya göre belediyemize ait 8000 metrekare arsamızı TOKİ'ye bağışladık. Emlak değerini cüzi bir değerde TOKİ'ye verdik ve karşılığında etap 3 konutlarını 100 daire konut aldık. Bu konutları da şehit yakınlarına, engellilere, yalnız yaşayan insanlara, ihtiyacı olan insanlara TOKİ konutlarını sunduk. Çok uygun fiyatlarla. Böylece hemşehrilerimizin de ev ihtiyacını gidermiş olduk. Hayırlı olsun diyorum. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Gümüş Mahallemizdeki Tarihi Hanımızı restore ettirdik. Samsun Koruma Kurulu'nun röleve çalışmalarıyla hizmete açtık. Hemşerilerimiz kültür evinde buluşalım. İlçemizin salon ihtiyacını karşılamak üzere belediyemizce çok amaçlı salon inşaatına başladık. Bu salonda düğünlerimizi, panel, tiyatro gibi etkinliklerimizi de yapacağımız bir salon olacak. Ve çalışmalar hızla devam ediyor. En kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olsun. Atık su arıtma tesisindeyiz. İller Bankası ve belediyemiz tarafından koordineli bir çalışmayla SUKAP projesi adı altında bu tesisi ilçemize kazandırdık. Bu tesiste amaçlanan küresel ısınma olduğu için içme suyunu tasarruf etmek, kanalizasyon ve yağmur sularıyla ilgili arıtılan suların tekrar tarım arazisinin sulanmasına kazandırmak. Şu anda deneme çalışmaları yapılmaktadır. 29 kilometre kanalizasyon hattı, 2 kilometre de yağmur suyu hattı yapılmıştır. İlçemize hayırlı olsun. Belediyemiz kademe alanındayız. Bölümlerimiz var, tamirhanemiz var, araçlarımızın konuşlandığı yer var, araçlarımızın tamirinin yapıldığı bölümler var. Malzemelerimizin konulduğu bölümler var. Bu belediyemiz için çok kıymetli bir çalışmaydı. Toplu araçlarımızı, bütün malzemelerimizi bir arada tuttuğumuz alan olarak çalışmaya devam ediyoruz. Buradan sabah işçilerimiz dağıtılıyor. Araçlarımızın gerekli bakımı yapılıyor. Tekrar akşamda da teslimatı alınıyor. Kamera sistemiyle donanımlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Modern bir belediyecilik anlayışımızda kademe alanımızı da ilçemize kavuşturduk. Hayırlı olsun diyoruz. Şu anda ilçemizde tarihi bir yerdeyiz. Arasta'dayız. Ayakkabıcılar Arastası'ndayız. 3 tane arastamız var ilçemizde. Pamukçular ve Terziler Arastası olarak. Biz de tarihimize, kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkmak adına belediyemizce sokak sağlıklaştırması çalışması yapıyoruz. Cephe düzenlemesi yapıyoruz. Bunu da biz gerekli izinleri Samsun Koruma Kurulu'ndan aldıktan sonra çalışmaya başladık. En kısa zamanda tamamlayacağız. Böylece nostalji olarak
hemşehrilerimiz geçmişten bugüne kadarki yaşanmışlıkları görmüş olacaklar. İlçemize hayırlı olsun diyorum. Belediyemiz mezbanesindeyiz. Galvanizli çelikten monorail sistemli modern bir mezbane binasını ilçemize kazandırdık. Mezbanemizde sağlıklı, hijyen koşullarda ve veteriner kontrolünde kesilen etleri hemşehrilerimizin tüketimine sunuyoruz. Arkadaşlar 112'den çağrılar var. Birlikte değerlendirelim hızlıca. Evet, arazi yangın arkadaşlar. Evet, hemen hazır olalım arkadaşlar. Gümüşhacıköy Belediye'mizce yeni yaptırdığımız itfaiye binamızda itfaiye ekiplerimizle birlikte 24 saat göreve hazırız. Gördüğünüz gibi İlçemize otogalericiler sitesi kazandırdık. İlçemizdeki trafiği rahatlattık.